Makar Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, Zafer Partisi'nin oy oranı ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Mülteciler konusunda yaptığı sert çıkışlarla adından sıkça söz ettiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, şimdi de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaşadığı kavgayla gündeme oturdu. Soylu katıldığı televizyon programında Ümit Özdağ, Soros çocuğu hayvandan aşağı gibi ifadelerde bulunurken, Özdağ da buna karşılık İçişleri Bakanlığı'nın önüne gidip Süleyman Soylu'yu tehdit etti. Yaşanan bu hadiselerin ardından MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, Zafer Partisi'nin oy oranının arttığını ifade ederken, Zafer Partisi bu tempoyla giderse birkaç ay içinde %5 sürpriz olmaz diye yazdı. Kulat, Ümit Özdağ'ın bu başarısında kendisini sürekli gündemde tutan rakiplerine de teşekkür etmesi gerektiğini de belirtti. Kanal 5 kanalında da açıklamalarda bulunan Kulat, siyaseti ısındıracak yeni açıklamalar yaptı. Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisini yorumlayan Kulat, İmamoğlu'nun sadece Karadeniz'de değil, Güneydoğu'da da karşılık bulacağına dikkat çekti. Türkiye'de insanlar siyaseten bir arayışa girdi. İktidarın bundan bir ders çıkarması lazım. İnsanlar artık bir seçim havasına girmiş durumda dedi. Millet İttifakı'nın seçim stratejisine ilişkin de konuşan Kulat, Millet İttifakı'nda herhangi bir çatırdama yok dedi. Millet İttifakı'na yönelik de önemli bir bilgi paylaşan Kulat, CHP çatısı altında birkaç partinin daha seçime gireceğini biliyorum. İttifak dışındaki bir iki parti CHP şemsiyesi altında seçime girecek. İyi Parti'de de başka partileri kendi şemsiyesi altına alma durumu var dedi.